Her şeyden önce Trabzonlu, bütün Türkiye'nin sevdiği, gönlünde taht kurduğu Özkan Sümer hocamızın mezarına bugün sevgili Fatih hocam ve Levent hocamla beraber gittik. Kabri başında andık. Mekanı cennet olsun. Bütün hemşehrilerimizin, bütün Türk futbolunun başı sağ olsun. Bu tip değerleri öldükten sonra anlıyoruz. Ama çok değerli bir futbol adamıydı. Galatasaray'da, Trabzon'a da büyük hizmetleri vardı. Mekanı cennet olsun. Sayın Başkan, 2-0'lık galibiyet lidersiniz bugün itibariyle. Sizin Erzurum deplasmanında söylediğiniz bir ifade vardı. Lig bizim için bugün başlıyor diye. Bugün de zirvedesiniz. Evet, Erzurum'a gitmeden önce lig Erzurum'da başlıyor dedik. Ve bugün de Trabzon'da çok güzel bir oyunla beraber 2-0 galip gelmesini bildik. Şükürler olsun. Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsinin alnından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik heyete teşekkür ediyorum. Muhteşem bir oyun şablonu çıkardılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Başkan Bayrak, Fenerbahçe-Karagümrük maçından sonra Galatasaray Kulübü bir bildiri yayınladı. Bundan önce de sizin futbolda beyaz sayfa açıldığına, açılması gerektiğine dair ifadeniz olmuştu. Bu beyaz sayfa artık sizce kapandı mı Galatasaray Kulübü olarak? Evet, o gün konuştuğum beyaz sayfayı artık geri almamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tip polemiklere de girmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Benle ilgili maçlardan sonra kaçtı diyorlar. Arkadaşlar, ömrümü Galatasaray'a verdim. Hayatımı Galatasaray'a verdim. Galatasaray puan kaybettiği zaman, Galatasaray yenildiği zaman ben sabahlara kadar neler çektiğimi bir yüzde Allah bilir. Galatasaray taraflarını rize ediyorum. Ben kaçmıyorum. Maçtan sonra çok gergin oluyorum, çok sinirli oluyorum. Konuşma esnasında yapabileceğim bir hata hem camiamıza hem Galatasaray'ımıza zarar verir diye. Hatta Hatay galibiyetinden sonra da ben bir konuşma yapmadım. Göztepe maçından sonra da konuşma yapmadım. Kupa maçından sonra da konuşma yapmadım. Ama ne olur rica ediyorum arkadaşlar. Görevimizi yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çalışıyoruz. Bir gün geçip ertesi gün nelerle karşılaştığımızı bilemiyoruz. Çünkü Covid var. Bak, tam Trabzon'a geleceğiz. Jagner'in eşi Covid oldu. Bir futbolcumuzdan yine yoksun Trabzon'a geldi. Covid'den çıkan birçok kale daha Babel geri dönemedi. Yani bugün, dün akşam geç saatlere kadar hocamla beraber çalıştık. Bugün geç saatlere kadar yine hocayla toplantılar yaptık. Tahta üzerine bakıyoruz. Kaç tane futbolcumuz Covid oldu ve geri dönüşleri bayağı sıkıntılı, zor oldu. Yani eleştirirken de herkes elini vicdanına koysun. Gerçekten çok iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çok yönetim olarak çok iyi işler yaptığımıza eminim. Taraftarlarımızın, cemaatimizin gönlü ferah olsun, rahat olsun. Ama hakikaten bütün dünyada futbolun çok kötü bir duruma gittiğini, ekonomi olarak kötü bir yön aldığı bir şeyde bu kulüpleri yönetmenin, idare etmenin ne kadar zor olduğunu bir yaratan Allah bilir. Bir de bu işin içinde olanlar bilir. Onun için herkese, beni eleştirebilirler. Ben buna katılıyorum. Ama hakaret olmasın. Rica ediyorum. Eleştireni de eleştirmeyi de seviyorum. Hiç ben eleştirenlere de beni niye eleştirdiğini de demiyorum ama biraz da düşünerek etseler. Çünkü biz de insanız. Hakikaten hiçbir hasta oldu. Bak, annem hasta. Annemi bırakıp maça deplasmana geliyorum. Bir deplasman kaçırmadık. Bir maç kaçırmadık. Gecemizi gündüzümüze verdik. Sadece ben değil, futbolun içinde olan bütün aileler bu şekilde çalışıyorlar. Ben buradan bu galibiyetin bütün camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Liderliğimizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar sözümü bitirirken sevgili hocama tekrar mekanı cennet olsun, ailesine başsağlığı diliyorum. Sayın Albayrak, ikinci gol VAR'dan geldi. O anda neler hissettiniz ve maçın hakeminin bugün 90 dakikalık değerlendirmesini nasıl yaparsınız? Allah, bir penaltımızın olduğunu tahmin ediyorum. Akşam programlarda da görürsünüz. Yani bir tane %100 penaltımız vardır ama ben
Biz sozalarla ilgili konuşmuyorum. Onun için de taraftarlarımızdan tepki alıyorum ama herkesin canı yanıyor arkadaşlar. Herkes dikkat etmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.